İran arasındaki süreci konuşacağız. Süreç diyorum çünkü zaman zaman başka yerlere evrilebiliyor. Konuklarım var. Okan Üniversitesi öğretim görevlisi, emekli Kurmay Albay Salih Gamsız. Birazdan da Orta Doğu uzmanı Arif Keskin bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Estağfurullah hocam, ne demek yani, şimdi işin uzmanlarıyla konuşacağız tabii. Bu arada yeni konsept Savaş, Kaos ve Karanlık Savaş diye hocamın da bir kitabı var. Bu kitabı evet, ben özellikle burada elimde tutmak istiyorum. Sağ olun, imzalamış. Kitabı Profesör Poyraz Gürson Hoca ile beraber birlikte yazdık. Okan Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dekanı, evet, Fakültesi Dekanı. Aslında Karanlık Savaş demişsiniz ve Karanlık herhalde Savaş adını koyduk. Sebebi şu: görmediğimiz bir savaş meydana geliyor. Aslında soğuk barış demek gerekiyor yaşadığımız ortama. Bu bakımdan adını böyle koyduk. Hı hı. Ve ikinci baskıyı yaptı. Peki, mutluyuz. Hayırlı olsun. Şimdi ne olacak ne bitecek, biraz onu konuşalım tabii istiyorum. İsrail-İran arasındaki gerilime dair. Önce Şam. Şam'daki büyükelçiyi saldırısı oldu. Büyükelçilik saldırısı evet, oldu. Geçen İsrail'in hafta. Evet. Sonrasında bu saldırının ardından bir şeyler daha net şekillenmeye başladı. Özellikle çok ciddi bir gerginlik tırmandı tavana. Bu saldırıyla ne planlanmış olabilir? Ardından da ne bekliyoruz? Biraz detaylandıracağız. Önce bu saldırıyı konuşalım. Saldırıya biraz global bakalım. Olur. Arap-İsrail gerginliği, yani Filistin Savaşı'nın etkileri, hı hı, beklenmedik etkileri dünya global ticaretini ciddi şekilde etkiliyor. Hı hı. Savaşın boyutları Filistin topraklarından çıktı, Yemen'e uzandı, hı hı, Gazze'den çıktı, Lübnan topraklarına, Suriye topraklarına sıçradı. Hı hı. Ve dolayısıyla global olarak etkiledi. Süveyş kanalı baktığımız zaman Mısır'ın yaklaşık gelirinin %10'unu getiriyor. Yıllık 10,5-11 milyar dolar gibi bir geliri var Süveyş kanalının. Süveyş kanalından Avrupa'dan Asya'ya giden ticaretin %85-%90'ı yapılıyor. Hı hı. Ayrıca konteyner taşımacılığının %30'u Bab-ül-Mendeb Boğazı, Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'den Hint Okyanusu'na açılıyor. Dolayısıyla bu savaş global olarak dünya ticaretini, Avrupa ülkelerini, Uzak Doğu'da üretici Çin, Japonya ve diğer Tayvan gibi ülkeler etkiledi. Bu ülkeler bu savaşın büyümemesi için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Lokale gelecek olur isek, 7 Ekim'de başlayan çatışmalar, bir defa Hamas çok sofistike bir saldırı planlamış ve çok sofistike bir saldırıyla İsrail'i vurdu. Bugüne kadar beklenmedik bir saldırıydı. Yani bu kayıt edecek olur isek, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'ü gibiydi. Hiç beklemediği bir anda oldu. Bunun arkasında İsrail, İran ve İran'ın yan güçleri dediğimiz Hizbullah, Hutiler, Ensarallah dediğimiz Yemen'deki güçleri ve diğer İran'ın kendi eğittiği Kudüs güçlerini, devrim muhafızlarını arkasında görüyor. İsrail, Suriye topraklarında ya da Lübnan topraklarında genel olarak saldırılarını yeni başlatmadı. Daha önceki yıllarda 2020, 2021, 2022 yılında 200'ün üzerinde saldırı yaptı. Kime? İran'dan gelen malzemeleri vurdu. Havaalanında uçak inip kalkmadan malzemelerini vurdu. İsrail son derece iyi haber alıyor ve proaktif vuruyor. Burada da ama bu sefer haber alamadı 7 Ekim'de. 7 Ekim'e haber alamadı maalesef. Yani bu da bir güvenlik zafiyetidir. Evet. Bu da İsrail'in kendini sorgulaması gereken bir konudur. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Yani asıl soru şu. Yani üst soru. İran bir İsrail saldırısı gerçekleştirecek mi? Böyle bizim akıllarda o tahayyül ettiğimiz bütün bölge denklemini
tarumar edecek bir savaş çıkacak mı? Şimdi Arif Keskin de geldi, Orta Doğu uzmanı. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Hocam, o zaman müsaade edin. Arif Hocam'la şöyle bir... Tabii İranlıdır kendileri. İran kökenli, İran Azerisidir, Güney Azerbaycanlıdır. Tabii yorumunu dinlemek isterim. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı Arif Hocam? Önce genel bir değerlendirme alayım. Önce Şam'da bir mevzu patladı. Yani İsrail'in Şam'daki büyükelçiliği saldırısı sonrasında gerilim tırmandı üst seviyeye. Yani sorduk, işte İsrail bu saldırıyla neyi planlıyor? Yani bir şekilde sınanıyor belli ki yani İran. İran ne cevap verir? Merak edilenler arasında o var. Çünkü yüksek düzeyde açıklamalar yapılıyor. Tona bakıyorum mesela. Devrim Muhafızları Ordusu açıklama yaptı. İşte İsrail'i pişman edici bir karşılık vereceğiz dedi. Şam'da dedi korkakça terör suçu işliyorlar dedi. Şimdi dediğim gibi üst başlık bir savaş çıkacak mı? Çıkacak olan savaş sonrasında hani nelerle karşılaşırız? Bütün çeper ülkelere ve denklemi değiştirin, bunları konuşacağız. Ama öncesinde genel olarak bir değerlendirmenizi alayım bu meseleyle ilgili. Tabii ki. Aslında İsrail... Bileybey'in sesini de arttırabilirsek stüdyoda Gizem. Buyurun. Evet, İsrail belli bir süredir, özellikle de son İsrail-Hamas çatışmasından sonra İran'la olan ilişki modelini değiştirmek istiyor. Ve bu ilişki modelini farklı bir noktaya çekmek istiyor. Ve bu çerçevede de İsrail'in çeşitli... Sesi arttırabilir miyiz stüdyoda? Çok zor duyuyoruz hocamın sesini. Sesim buyurun. Geliyor mu sesim? Şu an daha iyi geliyor hocam, buyurun. Yani İsrail belli bir süredir İran'la olan ilişki modelini değiştirmek istiyor. Neye evirmek istiyor, neye çevirmek istiyor? Özellikle de Gazze'deki son çatışmadan sonra bu ilişki modelini farklı bir noktaya taşımak istiyor. İran'la İsrail ilişkisine bakıldığı zaman 1979'dan sonra İran İsrail'le böyle direkt doğrudan bir çatışmadan daha çok kendine yakın olan örgütler üzerinden bir ilişki modeli sürdürüyordu. Yani İran kendine yakın olan ilişki ile örgütler üzerinden bir çatışma yürütüyor. Bütün Peşeron, bütün proxy bir çatışması yürütüyor ve günümüze kadar da bu devam ediyor. Ama İsrail son dönemde özellikle de Gazze'deki çatışmadan sonra bu ilişki modelini değiştirmek istiyor. Bakınız mesela son Gazze çatışmasından sonra 30'a yakın devrim muhafızları İsrail tarafından öldürüldü ve bunların da birçoğu Suriye'de oldu. Özellikle de Kudüs güçleri ile ilgili. Bakınız önce Seyyid Rezi Musevi öldürüldü. Seyyid Rezi Musevi İran'ın bu coğrafyada irtibat noktası olarak biliniyordu. Seyyid Rezi Musevi'nin ardından Kudüs güçlerine devrim muhafızlarının Orta Doğu'daki istihbarat birimi yok edildi yine Suriye'de ve ardından Muhammed Rıza Zahid gibi üst düzey bir komutan ve onun yanındaki grup öldürüldü. Ve bu bize aslında bir yönüyle de İsrail-İran ilişkilerinde bir taşeron çatışmasının ötesinde İsrail doğrudan İran askerlerini hedef alarak bir yönüyle de İran'ı doğrudan bir çatışma modeline itiyor. Ve bir yönüyle de amacı İran'ı doğrudan yani Hizbullah'ı vuruyor zaten, Hamas'ı vuruyor, İslami Cihat'ı vuruyor. Onun ötesinde İranlı askerleri vurarak İran'la bu ilişki modelini değiştiriyor. Ve İran yönetimine bakıldığında İran yönetimi özellikle de İran-Irak Savaşı yani 88'den günümüze kadar doğrudan bir savaştan sürekli kaçınıyor. Bu hem Amerika'yla da doğrudan savaştan kaçınıyor, İsrail'le de doğrudan savaştan kaçınıyor. Hatta bunları bırakalım, Afganistan'la bile doğrudan savaştan
taşındığını biliyoruz. 96'da Mezar-ı Şerif'te İran diplomatları, gazetecileri öldürüldü. Taliban öldürdü. İran ordularını sınıra topladı ama savaştan, doğrudan savaştan kaçındı. Çünkü İran doğrudan bir savaşın İran açısından yıkıcı olabileceği, hem ekonomik güce buna yeterli değil, hem toplumsal, içinde ciddi bir toplumsal muhalefeti var. Ekonomisi de buna yeterli değil. Devletin kendi içerisinde de özellikle Orta Doğu siyasetine yönelik ciddi ihtilaf var. İran siyasal rejime mensup siyasal seçkinler de arasında da ciddi ihtilaf var. Ve İran-Irak savaşı tecrübesi de savaşın nasıl bir yıkıcı olduğunu da biliyor. Saddam Hüseyin'in kaderi, Saddam Kuveyt'e girdi ama şey yapamadı. En son Ukrayna, Rusya da Putin, Ukrayna savaşı modeli tecrübesi de ellerinde var. Hı hı. Ve bu nedenle dolayı İsrail'le doğrudan bir çatışma Amerika'nın da işin içine girebileceği, başka ülkelerin de işin içine girebileceği ve işin içinden çıkılmasının çok zor olabileceği ve İran'ın biraz önceki saydığım ve buna ek olarak başka nedenlerle bunu kaldıramayacağını ve bu nedenden dolayı İsrail her operasyon yaptığında İran sert intikam diyor. Ve bir yönüyle de buna herhangi bir doğrudan da bir yanıt vermekten kaçınıyor. Bu daha ne kadar bu şekilde devam edebilir? Yani daha hocam beni duyabiliyor mu acaba Arif hocam? Tamam. Duyuyorum. Şöyle bu böyle burada ben anladım, çok net anladım. Böyle bir virgül koyalım hemen stüdyodaki hocama da, Salih hocama da hemen dönmek isterim. Çünkü devam edeceğiz, süremiz de var. Bu daha nasıl devam edebilir yani bu şekilde? İsrail'in tavrı, tacizleri, İran'ın bir şekilde karşı uyarıları ve sesi yükseltmesi, tonu ne olur, ne kadar devam edebilir? Çünkü İran güçlü yanıt vereceğiz diyor. Yani o günden beri peş peşe açıklamalar da yaptı. Yani İran'ın nasıl, bugünden sonra nasıl bir yanıt vereceğini düşünüyorsunuz? Yine böyle... Hülya Hanım, Amerika Birleşik Devletleri ile İran Umman aracılığıyla en sonunda bir ara mutabakata vardılar ve Yemen'de Hutilerin gemilere saldırmaması konusunda bir anlaşma sağlamış gibi görünüyorlar. Şu anda 6 tane Avrupa ülkesi Aspires diye ya da Aspires diye Yunanca kalkan anlamında bir görev gücü oluşturdu. Bunun dışında Refah koruyucusu diye Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ayrı bir güç oluşturdu. Şu anda 12 ülke iki ayrı kumanda ile Kızıldeniz'de, Umman Körfezi'nde ve Arap Denizi'nde bir tedbir alıyor. Buna karşılık Umman hükümeti araya girdi ve bir ara çözüm buldular saldırının durdurulması konusunda. Bir diğer konu şu. Savaş deniz gücü ile olursa stratejik üstünlük sağlar. Hava gücü stratejik caydırıcılık sağlar. Tabii. Ve stratejik vurucu güçtür. Savaşı kazanacak olan, neticeyi alacak olan kara gücüdür. Füzeleri ve diğer sistemleri hava gücüne ilave edecek olur isek, İran ile İsrail'in sınırdaş olmaması burada... İran'ın yapacağı hamlelerin uzun menzilli füzeler ya da daha önce yaptığı gibi dolaylı güçleri Hizbullah, Hamas 13 tane Orta Doğu'da desteklediği örgüt var. Sizin şurada bir şey söyleyeyim. Arif hocamın söylediği, estağfurullah hocam. Yani Arif hocamın söylediği bu dolaylı güçleri İran bugüne kadar hep devreye koydu. İran çünkü genelde savaşmaz, savaştırır. Yani o güçlerle birlikte Orta Doğu denklemi içinde. Bugün çok yüksek tonda tepkiler var. Yani İsrail'e, İran'dan gelen açıklamalara bakıldığında. Yine İran aynı tarz mı
açıklamalar yapıp savaştırmaya mı devam eder, yoksa İran direkt savaşa girer mi? Bu mümkün mü? Yani bugünkü dokuya ve kodlarına bakıldığında çok mümkün olmadığını söyledi Arif Keskin hocam ama. Biraz yani önce arz ettim. Yani kara gücünün, hava gücünün, deniz gücünün neler yapması gerektiğini, burada sınırdaş olan bir ülke var İsrail'e, Lübnan. Ya da Suriye. Zaten İsrail'in de bu ülkelere yönelik önleyici ya da proaktif harekat yapmasının sebebi bu. Yani karadan yapılacak olan bir saldırıyı engellemek. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Her akşam Hizbullah hava karardıktan sonra İsrail hedeflerine, İsrail'in yakın yerleşim birimlerine onlarca roket atıyor. Ve İsrail, Kuzey İsrail'i, Şeba çiftlikleri, Golan Tepeleri ve Hayfa'nın kuzeyindeki yerleşim yerlerini boşaltmış durumda. Sebebi şu, Lübnan'dan gelen saldırıların zarar vermemesi için. Bunun dışında İran'ın bir hedefi var. Nükleer olmak. Bu aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in kırmızı çizgisi. Yani İran tek başına gitmiyor. Bir taraftan nükleer olma gayretleri içerisinde, bir taraftan dolaylı güçlerini, proxy forces dediğimiz dolaylı güçlerini kullanıyor. Bir taraftan da uzun menzilli füze geliştiriyor. Eğer bu füzelerin ucuna nükleer silah koyduğu anda ve bunu atar ise, bu takdirde insanlık için sonun başlangıcı olur kanaatindeyim. Bu olası mı? Valla molaların ne yapacağını kimse bilmiyor. İçeride yönetimi bırakmaları gibi bir konu söz konusu değil. Çünkü ayaklanmalar daha doğrusu Arap Baharı başladığında İran'da bir takım hareketler beklendi. Mesela Mahsa Amini olayında 22 yaşında bir genç kızın polis karakolunda darp edilerek ölmesi sonucu ayaklanmalar başladı ve bir günde 500-600 ayaklanmanın olduğu ve bunun aylarca devam ettiği bir ortamda herkes bekledi ki İran'da bir iç ayaklanma olacak. Mısır, Libya ya da Tunus benzeri bir çatlama olacak beklediler. Ama hiçbiri olmadı. Çünkü Molla yönetimi güvenliği, parayı, ekonomiyi elinde tutuyor. Dini örgütlenme ile bunların hepsini elinde tutuyor. Dolayısıyla böyle bir şey olması Molla yönetiminin çatlaması demek. Molla yönetimi kontrolü kaybetmez. İran'da Mollaların istemediği hiçbir şey olmaz, mümkün değildir. Ama kaybetmez, ama kaybettirilebilir. Kaybettirilmesi yani mümkün değil. Ha, tamam. O zaman Arif hocama soralım. Arif Keskin hocama. Ya soru hep şudur ya, yani bölgesel bir savaş çıkma ihtimali yani ne kadardır Orta Doğu'da? Şimdi bu belli güçleri İran savaştırıyor, evet doğru. Ama çeper ülkeler var, yani bu çeper ülkeleri o anlamda yayılması meselesi. Şimdi İsrail'in başındaki neler, muhafızlar mı, demokratlar mı, muhafazakarlar mı acaba? Yani bir taraftan da herkes kendi şahsi menfaatlerini düşünüyor elbette. Yani her ülke kendi menfaatlerini düşünüyor, onu bilemem. Ama bölgeyi derin bir çatışma sarmalının içine girmesi... an meselesi diye düşünüyoruz tabii. Ama bu ne kadar mümkün? Özellikle Mollalar üzerinden okuduğunuzda İran denklemi açısından ne kadar mümkün onu bilmiyorum. Arif Hocam. Şimdi biraz önceki o yani İran ne yapabilir sorusundan başlayarak oraya doğru gelelim. Bakınız mesela İsrail bu ilişki modelini değiştirmeye çalışırken İran 1979'dan günümüze kadar takip ettiği bu proxy taşeron savaşı bırakacak mı? Başka bir yol uygulayacak mı? Ve son olayla ilgili nasıl bir tavır sergileyecek? Şu anda da İran açısından bakıldığında, özellikle de tartışmalara bakıldığında şunu söylüyorlar. Bu son Şam'daki konsolosluğa saldırı eski saldırılardan farklıdır. Eski saldırılardan farklı olduğu gerekçesiyle bizim de farklı bir stratejiye doğru gitmemiz gerekiyor deniliyor. Ama ortaya baktığımız zaman
Yani önümüzde 3 belki 3 kabaca söylüyorum 3 olasılık duruyor, alternatif duruyor. Birincisi Suriye modeli. Suriye, İsrail baktığımız zaman Golan Tepe işgal edildi ve İsrail birçok ama Suriye ne yaptı? Suriye hiçbir zaman bir kurşun atmadı ama Suriye topraklarını İsrail'e İsrail karşıtı bir alana çevirdi. İsrail'le mücadele eden tüm örgütler bir yönde de Yeşam'da ve Suriye'de yer aldılar. Yani Lübnan'dan, Filistin'den İran'a kadar İsrail. Bu bir model olarak şu anda İran'ın önünde duruyor. Yani bunu yapabilir mi? Coğrafi olanakları vesaire zaten buna uygun değil ama bu önemli bir tartışma modeli. İkincisi, en önemlisi günümüze kadar devam eden politikayı sürdürmek. Bir yönüyle de İsrail'in bu yaptığına doğrudan bir karşılık vermek yerine bir Hamas, Hizbullah, Husiler ve diğer üzerinden veya Irak'taki milisler üzerinden daha etkili bir yanıt sunmak. Diğeri ise doğrudan İsrail ne yaptıysa ona uygun olarak bir yanıt ve bu ciddi bir biçimde tartışılıyor. Ama şu anda İranlılar şunu net olarak söylüyorlar. Aslında şimdi bu tartışılanlardan bu tartışılanların içinde hangi Arif hocam beni duyabiliyor mu bilmiyorum ama meşruiyet, bölgesel duymuyor. İlişkileri, Amerika İsrail ilişkileri vesaire İranlılar İsrail'in yaptığını bir tuzak olduğunu, aslında İran'ın istemediği bir oyun alanına çekmeyi ve İran'ın hazır olmadığı, istemediği bir süreci tetiklemek olarak görüyorlar. Aslında daha farklı bir yola doğru gidiyorlar. O yolda nedir? Bana göre şöyle bir şey olacak. Mesela Kasım Süleymani'nin öldürüldükten sonra boş üssü vurdular. Yani boş üssü vurdular. Büyük ihtimal İran bir taraftan hem tırnak içerisinde güçlü imajını korumak, görüntüyü kurtarmak, diğer taraftan da yanıt verdiğini söylemek. Ayrıca bir İsrail'le doğrudan bir çatışmayı başlatmayacak şekilde İran bir formül arayışı içerisindedir. Bu formül arayışı sadece de askeri müdahale de olmayabilir. Mesela bakınız şu anda İsrail'in Gazze'de Han Yunus'tan çekilmesini İran örnek mesela İranlılar eğer İsrail Gazze'deki çatışmaları durdurursa ve Gazze'den geri çekilirse mesela biz bunu yapmayacağız. Ve şu anda mesela İran Dışişleri Bakanı şu anda Umman'da, dünden Umman'a gitmiş. Umman İran'ın dünyayla arabuluculuk merkezi olarak da biliniyor. Umman sürekli İran'a arabuluculuk yapıyor. Büyük ihtimal orada Amerikalılarla başka belki ülkelerde de bir formül arayışı var. Ve bu formül arayışı tanımca aynı Irak'ta olduğu gibi doğrudan bir savaşı başlatmayacak. Bir görüntüyü kurtaracak şeklinde şudur. Çünkü şöyle de bir durum da var. Bakınız İranlıların başka bir riski de var. O da şudur. Husiler Gazze nedeniyle alana giriyorlar. Veya görüntü öyle. Hizbullah Gazze nedeniyle, Filistinler nedeniyle oradadır. Peki. Çünkü İran vuruluyor. İran vurulduktan sonra Husilerin devreye girmesi, Hizbullah'ın devreye girmesi veya Iraklı milislerin devreye girmesi kendi toplumlar açısından ne kadar meşruiyet üretebilir? Mesela Hizbullah Lübnan'a ne diyebilir? Lübnanlara ne diyebilir? Sen İran nedeniyle neden Lübnan'ı bir savaş içerisine soktun denilebilir. Ve bu açıdan bakıldığında bölgeye yayılma konusunda da İran'ın ciddi şekilde sınırlıkları var. Çünkü Hizbullah bunu net olarak biliyor. Biliyor ki eğer bir çatışma başlarsa Lübnan topyekun vuracak. İsrail Lübnan topyekun vuracak. Evet. Arif Hocam. Biliyorlar evet. Ki bambaşka bir şeyle peki. Karşı karşıya kalacaklar. Peki. Ve bunu kendi peki. Toplumlarına nasıl anlatabilirler? Böyle İran'a doğru. Şimdi evet. Peki. Bir şey mi söylüyorsunuz?
Yok, şöyle hocama da söz vermek isterim. Böyle o yüzden virgül koyayım istedim Salih hocama. Ya şimdi İran'ın aslında politikasına bakıyorsunuz. Yani İran böyle siyasi retoriğini her zaman İsrail üstüne kuruyor. Evet. Ama genel olarak yani bu 7 Ekim'den bu yana bakıldığında, yani İsrail vahşetinin başlangıcından bu yana bakıyorum, işte bir taraftan da bu yakın tarihe, siyasi tarihe Hamas'a böyle başarı dileklerini ileten bir İran var. Yani Suriye ve Lübnan'da defalarca İsrail saldırılarına hedef olduğu halde, yani aslında gerçekleştiremedi mi, gerçekleştirmedi mi İsrail'e doğrudan bir saldırı? Çünkü hani bunlar hep konuşuluyor, tartışılıyor. İran'ın askeri adımları bir diğer taraftan, yani İsrail karşıtı olmaktan ziyade başka hedefleri de var elbette. Şimdi üç senaryodan bahsetti ya Arif hocam. Evet. Hangisi daha olası bugün itibariyle, biraz isterseniz şimdi, ona bakalım. İran teodemokratik bir devlet. Sözde demokratik seçim yapılır ama teokrasinin ya da mollaların istediği kişiler iktidara gelir. Bunun adı teodemokrasidir. Bir diğer konu şu. Bu yönetim kendine mutlaka ayakta kalabilmek için bir dış düşman, dış hedef belirtmek zorundadır. Her zaman öyledir zaten. Yani evet. Düşman sizi ayakta tutar. Evet, ayakta beslemek için bir hedef göstermek zorundadır. Bu hedefte 1979 yılından beri İsrail ve büyük şeytan, küçük şeytan, Amerika ve İsrail. Hı hı. Zaten 79'dan önce Araplarla İsraillilerin arası açık iken bütün desteği gören, İsrail'e akaryakıt, petrol veren ülke İran'dır. O tarihten kalma 250 milyon dolarlık bir borç da vardır. İsrail'in ödemek istemediği, mahkemelerden 1.1 milyar dolara çıkan, faiziyle çıkan bir takanak da vardır o tarihten beri. Şimdi 79'dan beri, Hümeyni iktidara geldiğinden beri, geldikten sonra dedi ki büyük düşman, küçük düşman ve bütün retoriğini bunun üzerine kurdu. Şu an için yapılabilir mi? İran ne yapar? İran'ın bir kara harekatı yapacağını ben düşünmüyorum. Ancak şöyle yapar. Ya gemilerle açığa çıkar. Bu ortaya alabilir miyiz? Güçleri karşılaştıran LED'imiz vardı. Onu da buraya alabilir miyiz? İşte biz konuşurken görebiliriz. Bazı gemilerini, askeri açıdan kim daha güçlü diye arkadaşlarımız hazırlamış, sağ olsunlar. Ekranda yeni destroyerler yaptı, katamaran gemiler yaptı. Bu destroyerler aracılığı ile ya Umman Denizi'ne açılır, Arap Denizi'ne açılır, Yemen açıklarından ya da kendi topraklarından, ki yaptığı, geliştirdiği füzelerin menzili 3000 kilometreye kadar çıkıyor. İsrail İran arasını rahatlıkla vurabilecek mesafede füze atabilir. Atacağı füzelerin Amerika'nın bölgedeki gemileri, İngiltere'nin bölgedeki gemileri, Amerikan üslerindeki haber alma sistemleri aracılığıyla ben haber alınacağını ve vurulacağını düşünüyorum. Bu arada İsrail de boş değil. İsrail'in bir demir kubbe sistemi var. Ama o demir kubbe sistemi çok biliyorsunuz şey oldu, yani karizmayı çizdi, yara aldı yani. Demir kubbe ama sistemi şöyle belirli bir sayının üzerinde gelir ise bilgisayar yanılıyor. Ama onun dışında belirli bir sayının altında şey oluyor. Bir ikincisi, yakından değil de uzak mesafelerden gelecek olan füzeler için bizim Malatya'daki radarımızın bir benzeri İsrail'dedir. Bu radar aracılığıyla İran'dan gelecek olan füzelerin yakalanabileceğini düşünüyorum. Bir diğer konu şu. Bölgede kullandığı dolaylı güçlerini, özellikle Hizbullah'ı daha etkin şekilde kullanabilir. Yani yani şöyle, o zaman hep aynı mevzuya geliyor. Yani iş biraz dönüyor, dolaşıyor yani. Olan böyle Gazze, Filistin oluyor ne yazık ki, yani insan çok üzülüyor. Orta Doğu özellikle söz konusu olduğunda İran meselesinde, yani kendi devlet kurumlarından ziyade bölgedeki böyle vekil aktörler üzerinden İran yani çatışmaya bir şekilde giriyor. Şii Hilali dediğimiz bir güç var. Evet. Bu Şii Hilali'ni kullanıyor ve bunlara para veriyor. Geçenlerde bir esir takasında 6 milyar dolar bir para verildi. Güney Kore Bankası'ndaki bloka para verildi. Amerikan medyasında hemen başladı. Bu para teröristlere gidiyor diye. Evet, evet. Karşı görüşler öne çıktı. Yani şunu söyleyeyim. İran
Bugün ekonomisinin, halkın gelirinin son derece düşük olduğu ama dışarıda yıllık 700-800 milyon dolar gibi bir meblağı Hizbullah'a verdiği, her ay 30 milyon dolar bir meblağı Hamas'a yardım olarak verdiği resmi olarak kayıtlarda geçen miktardır. Yani İran bu şekilde besleniyor. Sadece bu örgütlere mi veriyor? Hayır. Irak'taki örgütlere veriyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri çok güzel bir şey yapmıştır. Saddam'ı ortadan kaldırmıştır. Bu en çok İran'ın işine yaramıştır Hülya Hanım. Tabii, çünkü Irak'ta İran çok güçlü. Yani şimdi Irak demek merkezi bakıldığında, yani İran'ın etkisini orada görmezden yani gelebilir mi? Yani İran'ın ekmeğine yağ sürmüştür. Tabii. İran adım adım gelmiştir. Aynen öyle. Adım adım gelmiştir. Eğer bugün Irak parçalanacak olur ise, Irak 3'e bölündü diyelim, 5'e bölündü diyelim, Irak parçalanacak olur ise bir kısmı, özellikle Şiilerin olduğu bölge, mutlaka ve mutlaka İran güdümüne girecektir. İran'la İsrail komşu olacaktır. Ben çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani sürem bitti. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arif Keskin hocama çok teşekkür ediyorum. Salih Gamsız, Ali Poyraz Gürson'la yazmış Kaos ve Karanlık Savaş. Yani yeni konsept savaş aslında biraz da bu. Çok böyle derinlikli, sağ olsun, imzalamış, getirmiş. Ama Lübnan'da bir taraftan bakıyorsunuz işte Hizbullah var. Bir diğer taraftan Yemen'e bakıyorsunuz. Yemen'de Ensarullah var. Yani Husiler. Irak'a geliyorsunuz. Haşi Şabi milisleri var. İşte o vekil aktörler üzerinden. Tabii şimdi bu 8 Nisan gösteriliyordu. Adres, olası bir savaş, işte çeper ülkeler falan, ne olur ne biter diye. Ama galiba yine bu yüksek tonda açıklamalar yapılmaya devam edilecek. Ben iki konuğuma da çok teşekkür ederim. Efendim, size de sağ olun, katkılarınızdan çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Estağfurullah, her zaman.